Merhabalar, adım Funda Durgun, Dicle Üniversitesi'nden katılıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen çalışmama geçiyorum. Yenilenebilir enerji, beşeri sermaye, enerji verimliliği ve karbon emisyonu ilişkisi. İnsan faaliyetlerinden kaynaklı artan sera gazı salınımı iklim değişikliğine yol açarak çevresel sorunları kritik seviyeye çıkarmaktadır. Çevre sorunlarının başında doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, yeşil alanların bozulması ve küresel ısınma gelmektedir. Bu anlamda ekonomik büyüme ve yenilenemeyen enerji başta olmak üzere çevresel bozulmaya neden olan pek çok faktör gün geçtikçe önem arz etmeye başlamıştır. Bu anlamda karbon emisyonları sera gazı emisyonları arasında en büyük paya sahiptir. Dolayısıyla hükümetler karbon emisyonlarını azaltmak için önlemler almışlardır. Bu önlemlerden işte bazıları önemli sözleşme ve politikalar ekranda yer almaktadır. Bu anlaşmalarda özellikle enerjiden nasıl tasarruf edileceği, küresel iklim değişikliği politikaları ve gelişmekte olan ekonomilerin nasıl düşük emisyonlu bir gelecek geliştirebileceklerine dair politikaların üretilmesi hedeflenmektedir. Enerji verimliliği kavramı enerji yoğunluğuyla göstergesinde ölçülmekte ve bu da çevresel koruma alanı içerisine girmektedir. Enerji verimliliğinin artması düşük enerji yoğunluğuna sahip ve dolayısıyla daha düşük emisyonu üretimi sağlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durumda daha sürdürülebilir bir kalkınmanın elde edilmesine imkan vermektedir. Özellikle sanayileşme ile birlikte karbondioksit emisyonları neden olan fosil yakıtların kullanımının artması çevre açısından gün geçtikçe daha büyük bir tehdit oluşturmakta ve iklim değişikliği neden olarak ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bu anlamda sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin enerji tüketimi açısından daha fazla artması gerekmektedir. Artan enerji talebi karşısında enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve karbondioksit emisyonunun azaltılmasında etkili olan yenilenebilir enerji, dünya çevre politikalarının oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra son yıllarda çevre sağlığını etkileyen değişkenlerden bir diğeri de beşeri sermayedir. Özellikle çok sayıda yapılmış olan akademik çalışmaya baktığımızda beşeri sermayedeki artışın çevresel koşulları ya kötüleştirdiği ya da etkisiz olduğu görülmektedir. Ancak literatürde farklı sonuçların olduğu çalışmalar da vardır. Burada çalışmalardan bazılarına yer verildi. Bu çalışmalardan bazılarında beşeri sermaye çevre kalitesini artırmakta, bazılarında etkisiz, hiç istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamakta, bazılarında büyüme ve enerji tüketimi çevre kalitesini olumsuz yönde artırmakta, bazılarında yenilenebilir enerjinin etkisi istatistiksel olarak anlamsız çıktığı görülmekte. Yine bu çalışma diğer çalışmalarda da aynı şekilde benzer sonuçlar elde edilmiş. Bazılarında büyüme karbondioksit emisyonunu artırmaktayken beşeri sermaye ve diğer teknolojiler ya da yenilenebilir enerji gibi değişkenlerin karbondioksit emisyonunu azalttığı görülmüştür. Bizim çalışmanın önemi ise bu anlamda Türkiye özelinde yapılmış olması ve yenilenebilir enerji, beşeri sermaye, enerji verimliliği ile karbon emisyonu arasında uzun vadeli bir ilişki olup olmadığını test etmek, varsa bu ilişkinin istikrarlı bir yapı sergilemediğini sınamak. Bunu çalışmayı yapmaktaki motivasyon kaynağımız daha geniş bir veri seti kullanarak daha fazla gözlem sayısı ve modelle daha kapsamlı bir şekilde karbon emisyonunu etkileyecek olan değişkenleri analiz ederek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Çalışma 1965-2019 dönemini kapsayan yıllık veri setinden oluşmakta. Enerji verileri 1965 yılından beri kullanılabilir olduğundan dolayı ve beşeri sermayenin de son verisi 2019 yılına ait olduğundan dolayı 1965-2019 dönemi çalışmanın veri setini oluşturacak şekilde tercih edilmiştir. Kullanılan değişkenler işte kişi başına karbondioksit emisyonu, öğrenim süresi ve eğitim getirisine dayalı beşeri sermaye endeksi, kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi, birincil enerji tüketimi ve yine kişi başına gayri safi yurt içi hasıla kullandığımız
değişkenleri oluşturmakta. Çalışmada kullanılan değişkenler ise, özür dilerim, çalışmada kullanılan yöntemler ise öncelikle yanıltıcı ve güvenilir olmayan tahminleri önlemek amacıyla durağanlık sınamalarına bakılmıştır. Bunlardan ilk olarak geleneksel yöntemlerden biri olan genişletilmiş dikey Filler sınamasıyla birim kök test analizi yapılmıştır. Daha sonra ondan daha EDF sınamasına göre daha üstün bir sınama olan KPSS sınamasıyla durağanlık testlerine bakılmıştır. Ve yine trendin arındırılmış serileri uygulanan ve Elliot ve diğerleri tarafından geliştirilmiş olan hem küçük örneklemlerde başarılı sonuçlar gösteren hem de EDF'e göre daha etkin ve iyi sonuçların elde edilmesine imkan sağlayan DFCLS birim kök testi yapılmıştır. Sonraki aşamada uzun dönemde ilişkisini belirleyebilmek için, eş bütünleşmeyi belirleyebilmek için doğrusu olmayan ERDA sınır testine başvurulmuştur. Sınama klasik ERDA yönteminde olduğu gibi ikinci mertebeden durağanlık istenmektedir. Ama diğer sınamadan farklı olarak açıklayıcı değişkenlerin pozitif ve negatif kısmi toplam ayrıştırmanın dikkate alarak bağımsız değişkenin asimetrik etkisini bağımlı değişken üzerinde ölçmeye imkan tanımaktadır ve bunu hem kısa dönem için hem de uzun dönem için yapabilmektedir. Nedensellik sınaması için ise yine geleneksel yöntemlerden biri olan vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. İlk olarak serilerin korelasyon maddesine dikkate alınmıştır. Seriler arasındaki korelasyon ilişkisine bakıldığında tüm değişkenlerin %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görünmektedir. Kat sayılarına baktığımızda ise bunun pozitif yönlü güçlü bir ilişkiyi temsil ettiği ifade edilebilir. Serilerin grafiklerine baktığımızda ise trendli bir yapının mevcut olduğu, bütün serilerde trendli bir yapının mevcut olduğu görülmekte. Bu da bizim model seçimimize sabitli ve trendli modelleri tercih etmemize imkan sağlamıştır. Serilerin durağanlıklarına baktığımızda beşeri sermaye endeksi seviyesinde durağanken diğer değişkenlerin hem EDF hem DFCLS hem de KPSS sınavlarında birinci mertebede durağan hale geldiği görülmektedir. Sonraki aşamada bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasında hem kısa hem de uzun dönem asimetri bulunmadığı için asimetri testi yapılmıştır. Beşeri sermayenin etkisi, beşeri sermayede negatif şok bulunmadığı için modeli simetrik olarak ilave edilmiştir. Ve sadece birincil enerji yoğunluğu istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Diğerleri anlamsız bulunduğundan bir asimetri etkisi yoktur denilmektedir. Dolayısıyla birincil enerji yoğunluğu dikkate alınarak tekrar asimetri testi gerçekleştirilmiş hem uzun dönem için hem de kısa dönem için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Yani hem uzun dönemde hem de kısa dönemde birincil enerji yoğunluğundan karbon emisyonu üzerine asimetrik bir etki bulunmaktadır. Uzun dönem ilişkisini test etmek için öncelikle diagnostik testlere bakılmıştır. Burada hata terimlerinin normal dağılma tabi olduğu, otokorelasyon probleminin olmadığı, değişen varyans probleminin olmadığı ve model spesifikasyon hatasının olmadığı görülmektedir. Eş bütünleşme testi sonuçlarına baktığımızda ise hesaplanan test istatistiklerinin %1 önem düzeyinde üst sınır değerinin sağına düşmesinden dolayı eş bütünleşmenin olduğuna karar verilmiştir. Uzun dönem esneklikleri incelendiğinde beşeri sermaye endeksinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmekteyken diğerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Burada ekonomik büyümede meydana gelen %1'lik bir değişimin karbon emisyonunu %1,09 artırdığı görülmektedir. Yenilenebilir enerji tüketiminde meydana gelen %1'lik bir değişimin karbon emisyonunda %0,12'lik bir azalmaya neden olduğu görülmektedir. Birincil enerji yoğunluğunda meydana gelen %1'lik bir pozitif şokun karbon emisyonunu %1,20 artırdığı görülmekteyken %1'lik bir negatif şokun ise %0,79 artırdığı görülmektedir. Kısa dönem dinamiklerine baktığımızda ise hata düzeltme teriminin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Kat sayısının ise beklenildiği gibi negatif yönde seyrettiği görülmektedir. Bu da kısa dönemde meydana gelen sapmaların %99'unu izleyen dönemde düzelerek denge değerine ulaştığını ifade etmektedir. Sonraki aşamada kusum testlerine bakılmıştır. Uzun dönemde kat sayılarda sistematik bir ve ani bir değişim olup olmadığını incelemek amacıyla bu test yapılmıştır. Ve hata terimlerine ait eğrilerin güven aralıkları içerisinde seyrettiği görülmektedir. Dolayısıyla kat sayılar kararlı bir yapı sergilemektedir ve istikrarlı bir yapıda seyretmektedir. Bir sonraki grafikte ise bağımsız değişkendeki değişmelerin bağımlı değişken üzerinde ne kadar
süre sonra istikrarlı bir etkide bulunacağı dinamik çarpan grafikleriyle gösterilmiştir. Bu dinamik çarpan grafikleri uzun dönem tahmininde elde edilen katsayıların kaçıncı dönemden sonra istikrarlı bir şekilde bağımlı değişkeni etkilediğini göstermektedir. İlki büyümenin karbon emisyonu üzerindeki etkisini ifade etmekte. Büyümede meydana gelen %1'lik bir değişim, %1'lik bir artış özür diliyorum. 4 dönem içerisinde karbon emisyonu üzerinde %1,09'luk artış sağlamaktadır. İlk yıl bu etki artırıcı bir etki olarak görünmemektedir. Ama 4. dönemden sonra bu etkiler uzun dönem denge değeri kadar olmaktadır. Beşeri sermayenin karbon emisyonu üzerindeki etkisine baktığımızda onun da yine 4. dönemde uzun dönem denge değerine eriştiği görülmektedir. Fakat beşeri sermaye endeksi istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için bu bir önem arz etmemektedir. Yenilenebilir enerji tüketiminden meydana gelen %1'lik bir artışın da yine 4 dönem içerisinde karbon emisyonu üzerinde %0,12'lik bir azalışı sağladığı görülmektedir. Azalışı neden olduğu görülmektedir. İlk yıl bu azaltıcı etkinin daha az olduğu görülmektedir. Enerji yoğunluğuna baktığımızda ise pozitif şoklarda meydana gelen %1'lik bir artışın 5. dönemde karbon emisyonunu %1,20 artırdığı görülmekteyken negatif şoklarında yine %1'lik bir artış karşısında 5. dönemde %0,79 artırdığı görülmektedir. İlk 2 yıl için negatif şokun etkisi pozitif şokun etkisinden daha büyüktür. Bu etkiler uzun dönemde birbirine yakınsayarak 5. dönemden sonra herhangi bir sapma meydana getirmemektedir. Asimetri etkisi de yine güven aralıkları içerisinde seyrettiğinden güven aralıkları içerisinde seyretmektedir. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine baktığımızda kısa dönemde karbon emisyonundan, işte birinci enerji yoğunluğundan ve büyümeden beşeri sermayeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji tüketimi ile beşeri sermaye arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Uzun döneme baktığımızda ise %10 önem düzeyinde tüm değişkenlerden karbon emisyonuna, %5 önem düzeyinde ise yine tüm değişkenlerden beşeri sermayeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir. Son olarak değerlendirecek olursak değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. Kısa dönemde karbon emisyonundan, birincil enerji yoğunluğundan ve büyümeden beşeri sermayeye doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji tüketimiyle beşeri sermaye arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu Türkiye'de üretim süreci büyük oranda fosil yakıtlara bağlı olduğu için yüksek oranda çevre kirletici olarak görülmektedir. Enerji yoğunluğu düşürdükçe enerji kullanımı çevreye daha az zarar verici olacak. Bu anlamda yenilenebilir enerjilerin kullanımı teşvik edilmelidir. Enerji verimliliği artırmaya yönelik düzenlemeler getirilmelidir. Hem kamuda hem evlerde hem de ticari hallerde düzenlemeler getirilmelidir. Yüksek oranda enerji kullanan ve emisyon yaratan mal ve hizmetler için ek vergiler, ek karbon vergileri uygulanabilir. Ya da ilk kurulum maliyetleri yüksek olan yenilenebilir enerjilere teşvikler artırılır. Yenilenebilir enerjilerin teşvikleri artırılabilir. Özellikle öncelikle okullarda başlamak üzere eğitim ve seminerler verilerek toplumun tüm kesimi çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilebilir. Her ne kadar çok araştırmamızda anlamsız bulunmuş olsa dahi eğitim yatırımlarının çevre kalitesini artırabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak yüksek öğretimlerde okullaşma oranı artırılmalı ve yine eğitimin kalitesi yükseltilmelidir. Ulaşımda fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşüm sağlanmalıdır. Bu anlamda hükümetler karbon emisyonunu azaltımına yönelik teşviklerde bulunmalıdır. Yine ormanlar korunmalı ve ağaçlandırmalar yapılarak çevreye için destekleyici önlem olarak ele alınabilir. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için saygılarımla.